Ee, öncelikle hocam, e, üniversitemize hoş geldiniz. İşgal dönemlerinde bir İngiliz komutanının e, şöyle bir söylemi vardı. Biz bu Türk gençlerinin, bu e, Müslüman gençlerinden Kur'an'ı almadığımız sürece buralara işgal edemeyiz diye bir sözü vardır. E, ben o sözü günümüze uyarlamak istersek, hani şu anda Kur'an'ı elimizden almak değil de, ondan hiçbir şey anlamayan e, veya sadece onların istediklerini anlayan bir toplum oluşturmak, bir genç toplumu oluşturmak istediklerini düşünüyorum. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Teşekkür ederim hocam. Biraz az önceki soruda bahsedildi ama neyi şimdi elimizden almak istiyorlar? Yani ben mesela bu soruyu bilmiyorum ne kadar anlamlı olacak bu cevap senin için ama şöyle cevaplamak istiyorum. Şimdi genel olarak baktığımızda, mesela gerçekten sadece Kur'an üzerine çalışarak ya da Kur'an'i çalışmalar, tefsir çalışmalar yaparak mı Kur'an'ı unutulmuşluktan bir şekilde bu tarafa doğru çağırabiliriz? Yoksa? Yoksa, mesela bizatihi sosyal bilimlerin, fen bilimlerin her alanında bir şeyler yaparak ama yine o Kur'an'ı geriye çağırabilir miyiz? Ben şu, şunu gördüm kendi sosyal bilimler kariyerim bağlamında yaptığım işte tez danışmanlıkları diğer şeyler. Mesela en son girdiğim işte tez jürlenen bir tanesindeki bir öğrenci Sizek üzerinden, Foucault üzerinden, cinsellik iktidar ilişkisi üzerinden şeriat kitabı yazmıştı. Nasıl oluyor şimdi? Ha bu yani Ali Rıza Demircan'ın kitabı gibi değil. Yani bizatihi tam da bu konuları tartışarak, mahremi tartışarak, cinselliği tartışarak aslında bana sorsanız Kur'an'ı bir kitap yazmıştı. Ve basbaya böyle bir şeydi. Yapabilir misiniz? Yapabilecek kapasiteye sahip olduğunuz zaman o zaman zaten o Kur'an dediğiniz şey unutulan bir şeye dönüşmez. Ama yani Kur'an çalışmayı sadece tefsir olarak görüyorsanız Evet. Sadece işte bir şekilde Onu bir hani ilahiyat olarak görüyorsanız, işte, bu hocam? bunun çok bir anlamı yok aslında. Evet, onun da bir anlamı var, bir şeyi var. Ama sadece o değil. Yani Kur'an'ı hayatımızın içinde tutmak demek, tefsir çalışmak demek değil. Hayatımızın içinde tutmak demek. Her alanda.